Yani boşuna değil. Boşuna değil. Boşuna değil. Bahane bulundu. Suistem herkes yarıyor. İçin değil ama söyleyeyim. Herkes tamam. İçin değil. Genetik mi suistem yarıyor? Beslenme alışkanlığı mı suistem yarıyor? Hangisi yaşam biçimi mi? Bakteriler. Evet. Yine geldi. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir çalışma yapılmış. Hani bu suistem yarıyor olayı araştırılırken birçok evet. Hayvan çalışması yapılmış. Örneğin bakterilerin, pardon, obez fareler var. Çok obez. Görseniz böyle çok büyük, iri falan. Bunların dışkısı alınmış. Gayet zayıf farelere verilmiş. Bir bakılmış. Bunlar o bizim de. Zayıf fareler yine obez olmuş. Evet. Allah Allah. Evet. Kur'an bu. O zaman burada bir problem var dermiş. Ne zaman? 20 sene kadar önce dermiş evet. Bu. Ve arkasından bağırsak mikrobiyatası bu yönden araştırmaya başlanmış. Şimdi bağırsaktaki bakterilerin sayısı yaklaşık 500 diye. Bunların bir kısmı bu bizim sindiremediğimiz, çünkü sindiremediğimiz lifler var. Bahsetmiştik biraz evvel. Bu lifler özellikle brokolide de var, mercimekte de var, ıspanakta da var. Bunları biz aldığımız zaman sindiremeyiz, doğrudan kalın bağırsağa gider. İşte bunları sindirebilen bakteri sayısı bizde çoksa onları bir güzel parçalar, enerji açığa çıkar. Bunu da biz emeriz sonradan. Şanslı insanlar. O zaman ne oluyor? Tabii ki az bir yediğiniz zaman çok fazla sindirmeyle çok fazla enerji elde edimi oluyor ve obezite ortaya çıkıyor. Çok... Az yemeyle. Yani şöyle yapalım. Aynı gıdayı, bağırsak florası insanların farklı ya. Aynı gıdayı verelim örneğin bir X kişisine ve bu kişi de kendi bakterileri farklı olduğu için. İkizler üzerinde çalışmalarda olabilir mi böyle? Şimdi ikizler üzerinden olabilir, mesela tabii, anlatsak. Aslında genelde hayvanlarda yapılmış, sonradan insanlar uyarlanmış ama artık şunu kesinlikle biliyoruz ki insanların parmak izi gibidir bakteri kolonizasyonu bağırsaktaki. Yani bağırsaktaki mikroplarımız bizim parmak izimizdir. Herkesin parmak izi farklıdır. Sonuçta bazı obez kişilerin, obez insanların dışkısını alıp incelediğimizde bazı bakterilerin çok fazla olduğunu gördük biz. Evet. Ve emilmiyor. Bu evet. Tabii, kullanamıyor. Bu, kullanamıyor yani vücut onu. Yani var ya onu. Yiyip tabii. Yiyip yakanlar. Hani ben her şeyi yiyorum, çok kalori alıyor ama yakıyor vücudu. Bir ya. De çok az yiyorlar ama diyete şanslı çok zor cevap veriyorlar. Yani mekanizma tamamen şunun üzerine kurulu. Aldığımız, bizim sindiremediğimiz o lifleri bazı bakteriler alıyor, parçalıyor. Onlar bir güzel enerji yapıyor. Yerine. O da bağırsaktan kana geçiyor, yağ oluyor. Ama başka kişinin bağırsağında o lifleri parçalayan bakteri yok. O yüzden yediği zaman olif bağırsaklardan dışarıya dışkı olarak atılıyor. Sindirilmeden depolamaya atılıyor. Depolamaya çalışmıyor vücut yani. Yani